Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Şimdi kendi kendime dediğim şeyi size de söyleyeyim. Bir monster sevdası başladı. Durduk yere kendimize iş çıkardık. Şöyle kafamda planım vardı zaten. Bir seri monster olacak. Şurada bir boşluk var şu anda. Oraya da güzel bir şey gelecek. Yani büyük ihtimalle gelecek de şimdiden söyleyip gelmezse sıkıntı yaşamayalım. Gelince videolarda görürsünüz zaten. Şöyle bir seri güzel bir monster akvaryumu olacak yan yana. Sonradan aklıma geldi. Ben bunlara yem verdim ama bunlar o kadar obur ki bir daha versek de zaten aynı tepkiyi gösterirler. Şöyle bir monsterlara Çağan'la birlikte yem vereceğiz. Çağan yemleri atacak. Ben çekeceğim. Vermeye başlayalım bakalım. Bu özellikle astronotlar çıldırıyor. Yemi görünce büyük ihtimalle bütün monster seven arkadaşlar bu görseli görmek için sık sık yemliyordur balığı. Bunlar doymuyor. Ne kadar yem verirsen ver. Su fışkırtıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Savaş çıkıyor akvaryumda. Yan tarafta yine aynı şekilde tinfoiller, leoparuslar, bir de silver dolarlar vardı. Saldırıyorlar yeme. Klasik bir monster hareketi. Bizim monsterlar daha küçük büyüyecekler. Yani bu akvaryumda ne kadar büyüyor bilmiyorum da. Ama gene geldiklerinden itibaren bu özellikle tinfoiller falan bayağı büyüdü. Silver dolarlar aynı şekilde. Şimdi bir de arkadaki 2 metrelik akvaryumda var silver dolarlar. Onlar çok çok daha büyük zaten bunlara göre. Onları da bir gösteririm. Şimdi asıl enteresan hareketler buralarda var. Kürek ağızlı kaplan balığı, kelebek balığı, bişir. Şöyle önce kelebekleri bir çekmeye çalışayım. Bakayım yapacaklar mı o hareketi. Hop. Sakin sakin duran balık atlıyor yeme. Bişir kızın da ağzını açıp kapayıp bak kürek ağızla geldi. Kürek burunlu. Bıçak. Bir tane mi kaldı ya bizde? İki tane değil miydi? Bir tane kaldı. Bunların hepsinden birer tane kaldı. Numunelik bunlar. Kelebekten iki tane var sadece. Bir de şeyden iki tane var. Konuşan vatozdan. Ters yüzen çöpçümüz çıktı. Bunlar yem atılınca hepsi çıkıyor. Ters yüzen çöpçü çok çılgın duruyor ama ya. Çok böyle aykırı bir tipi var. Saçlar uzun. Sanki yeleli. Kürek ağızlar, bişirler. Şu anda yeme saldırıyor. Ben bunlara az önce yem verdim. Böyle bir videoyu çekmek sonradan aklıma geldi. Üzüldüm ama yok adamlar obur yani. Zaten kürek burnunun karnı şişmeye başladı. Yedikçe şişiyor. Şeyler çıkmadı bizim ya. Konuşan vatozlar. Aslında bu yeme onlar da tepki veriyor. Ceradiscus mu bu? Ceradiscus aynı. Ceradiscus, Tetradiscus'u da çok seviyorlar. Hatta bir tık Tetradiscus'u daha çok seviyor gibiler. Ama hepsine de bir ayar veriyorlar. Bu arkadaş, şimdi bu arkadaşı anlatalım. Görünmüyor. Hemen şu sağ tarafta ufak bir karnının altında beyazlık var bakın. Bunlar bunların yanına atmıştık biz. Şu küçük bir tane red var. Red Oscar. Nerede o? Heh, şu küçük. Önce bunu attık. Bu daha küçüktü ona göre. Buna bir şey yapmadılar. Sonra bunu attık. Bildiğin karnını deştiler balığın. Karnının içi görünüyordu ama tam bağırsaklara kadar ilerlememişler büyük ihtimalle. Onu ben hemen ayırdım buraya. Bu da kendini burada toparladı. Artık yarası tamamen kapandı. Ve astronotların ne kadar sert balıklar olduğunu gördük. Red paçolarımız var. Red paço demeye bin şahit gerek. Küçücük bir şey. Gerçi daha küçüklerdi de gene iyi büyükler. Biraz uzaklaşayım. Ürkekler biraz ama yem gelince bunlar da bir çıldırıyor. Çıldıran zey oluyor bunlar da. Bak kokuyu aldılar. Gerçi kokuyu alma olayını biraz sonra çelincalarda göreceksiniz. Orası karışıyor. Çarşı pazar karışıyor. Bunlar red paço. Bir temennimiz mi diyeyim? Bir hayalimiz mi var diyeyim? Nakdere çıkabilirler bunlar. Ufak böyle bir beklentimiz var bunlarla ilgili. Görüntü, dişler filan biraz onu andırıyor ama bakalım red paço diye aldık biz bunları. Genelde nakter diye alırsın hep red paço çıkar. Bizimkisi bu sefer tam tersi çıkacak mı?
Gelelim Challenger'lara. Bak şimdi sakin sakin gezen balıklar. Et diye süt diye çalışınca karışmıyor ama yem gelince çarşı pazar karışıyor. Bu şekilde Challenger'ların yem yemesi, ya işte hepsi klasik monster hareketi yani. Yeme karşı tepkileri böyle çılgınca oluyor. Zaten insanların da monster'a en çok bağlayan şey bu. Hem büyük cüsseli olmaları hem de bu şekilde yeme karşı çıldırmaları. Kaslı kaslı oldu. Onlar ufacıktı bunlar da geldiğinde. Hatta ben bunları alırken herhalde bunların hepsi ölür diye düşünüyordum ama hiç zayiat vermedik. Hepsi de gayet güzel büyüyor. Bir de son şuradaki şeyler var. Silver dolarlar var. Genelde burası Amerikan ciklet ama şu silver dolarların boyutlarına bakın. Bunların 5 tanesi bende çok eskiden beri vardı. Ama içeride küçük bir yerde duruyorlardı. Çok fazla gelişmemiş herhalde. Buraya bir attık. Ne derler? Serpildi gittiler. Önünü alamadılar. Kocaman kocaman balıklar oldular. Neredeyse severyumlarla aynı boyuttalar. Burası da klasik bir karışık akvaryum. Ha, bir de burada şeylerimiz var. Onlar da gerçi Amerikan ciklet. Monster fish sayılmaz ama akvaryumlarda, monster akvaryumlarda bulunuyor. Green terrier'ler. Küçüğü o. O da küçük. Heh, şu büyük. Yo, o da büyük değilmiş ya. Bir tane büyük var içlerinde de. Şu anda ortalık çok karıştı. Ha, bu şuradaki değil mi? Şu. Aynen. Bu biraz bir renklenmeye falan başladı. Kendini göstermeye başladı. Makrakan da. Allah. Evet. Olanlar oldu. Makrakandımız. Atladı. Yapıyorlar bunu. Dışarıya gezmek istiyorlar. Merak ediyorlar dışarıyı. Yani şu, bak burası böyleydi. Bayramda. Özellikle burada şeyler atlayacağını biliyorum. Aha şey çıkmış. Konuşan matos çıkmış. Onu hemen bir çıkmışken çekelim. İki taneydi bu bişirler. Senegal bişirleri. Albino Senegal bişiri. Hani atlayabileceğini bildiğim için her tarafı kapatmışım. Hiç açık bir yer yok. Bir gün, yani bayram gününde geldim hep yemlemek için buraya uğradım ama Senegal bişirinin bir tanesi yerdeydi ve kurumuştu. Onu öyle kaybettik. Vallahi ben elimden gelen her şeyi yaptım, kapattım. Hatta neler oldu? Red paçular vardı büyük büyük. Onlar 4 tane gelmişti. Yani şuradan falan atlaması imkansız o balığı. Gitmiş, arkadaki delikten atlamış. Buraya sıkışmış. Ben onu alamıyorum zaten. Kuyruğunu görüyorum da. Kokmaya başladı artık balık. Kocaman balık. Çağan soktu elini. Bir cımbız yardımıyla yakaladı onu aldı. Sonra bitti mi? Bitmedi. Ne oldu? Ben şu akvaryum camını sileyim dedim. Şu ince uzun leoparuslar var ya. Korktu. Korkudan gitti. Tak diye oraya atladı ama şöyle ortaya bir yere gitti yani. Sesinden anlıyorum yani. Ortada. Zaten köşede olsa da benim alma imkanım yok da. Şöyle düşünmeye başladım. Ne yapacağım ben bunu diye. Nasıl al yani alma ihtimalim yok zaten de ne yapacağım diye. Bu da ölecek, bu da kokacak diye onu düşünürken pıtır 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 zıplamaya başladı orada. Çat diye şuraya düştü. Yani tam bir mucizeydi yani. Hani düşse şu arkalara falan da düşebilir. Yere düşer. Onu bir şekilde alırdım da çok zedelenirdi yani. Tozun toprağın içine düşecek. Şuraya düştü. Ben bunu aldım, hemen attım. Sıkıntı yaşamadık. Yani ne derler? Önce üzüldüm, sonra sevindim yani. Onu da yakalamış olduk ama red poçu gitti o arada. Şunları bir çekelim. Burada bir aksiyon var. Şeyde leopar vatozla ters yüzen çöpçü anlaşamıyor. Yem kavgası yapıyorlar büyük ihtimalle. O arada kürek burunlu konuşan vatoz falan götürüyor yemleri. Neyse işte biz de şaka maka bir dünya monster besler hale geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 akvaryumda komple monster var. Hani şurayı saymıyorum, burası karışık. Şimdi bir 7. olacak. Bu 7. bayağı efsane olacak. Ama şu anda sürpriz. Gerçi sürpriz derken salı günü göremezsiniz de haftaya ya cuma ya cumartesi videoda görebilirsiniz. Eğer gelirse o zamana kadar balıklar. Yeni ve hepsinden büyük bir monster daha gelecek. Onu diyorum. Şaka maka monstercu olduk. İzlemesi keyifli, yemlemesi keyifli.
Bir bunları sizlere çekeyim dedim. Şuradanın kadrosunu biraz arttırmayı düşünüyorum. Hepsinden birer tane kaldı çünkü numune. Biraz bıçak balığı denk gelirse. Biraz kürek burunlu filan falan. Ama hani şunu rahatlıkla söyleyeyim, aravana yok arkadaşlar. Buraya aravana gelmeyecek. Aravanayı bulamıyoruz. Red Tail Catfish bulamıyoruz. Bulursak onları zaten kesin ekleyeceğiz de. Ama sürprizler onlar değil. Öyle bir ipucu vereyim. Bunlar böyle çıldırıyorlar. Neyse onu yıkayacağız artık elimizi filan. Bu arada Çağ'ın tecrübesi. Bunların dişleri var. Çağ'ın parmağında iki tane ufacık iğne delikleri var. Küçük dişleri var bunların. Yani çeneleri güçlü gibi görünse de gene büyük ihtimalle dişi hani böyle batırıp yutmasına yardımcı olmak için, avlarını geriye götürmek için ikişer tane küçük dişleri var. Onu da test etmiş olduk. Ek bilgi olarak verelim. Bugünkü videomuz da bu şekilde arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.